Tuncay. Aa Melis. Sekreter söyledi de burada olduğunu. Şaşırdım adını duyunca. Ne haber Melis? İyiyim. Ya böyle randevusuz acil çat kapı geldim, kusura bakma ya. Yok yok, önemli değil. Bir sorun yok değil mi Sibel'le ilgili? Ha, yok yok, Sibel'le ilgili değil, merak etme. İyi, sevindim. Neden geldin o zaman? Ya ben... sana bir şey rica edecektim yani... ikinci bir görüş arıyorum aslında. Bir bakar mısın, bir inceler misin? Tabii. Kimin dosyası bu? Elif'in. Hiçbir ihtimal yok. Ne bileyim, bir yurt dışı tedavi vesaire bir şeyler. Maalesef. Durumuyla ilgili benim de görüşüm aynı. Elif'in anne olma şansı neredeyse sıfır. Anladım. Tamam. Sağ ol yine de. Teşekkür ederim. Tuncay, Elif'i çok zor bir süreç bekliyor. Toparlanması zaman alacaktır. Farkındayım Melis. Kolay gelsin. Rica ederim. Görüşürüz. Günaydın canım içi. Günaydın. Ne haber? İyi misin bu sabah? Hı? Hı? İyi olmaya çalışıyorum işte. Ne kadar iyi olunabilirsin. İyi olacağız. Karnını açma. Kahvaltı yapalım hadi. Yok, benim iştahım yok. Beklemeyeceğim. Yiyelim ya bir şeyler. Ha? Yok, istemiyorum. Tok. Ya bak Elif, ama böyle yapma gerçekten. Anlıyorum seni. Ama bırakma kendini. Toparlanman gerekiyor. Lütfen. Tuncay, benim bir daha çocuğum olmayacak. Sen bunun farkında mısın? Tamam, özür dilerim. Seni tabii anlayamayabilirim bu süreçte. Ama merak etme, ben senin bir ömür yanındayım zaten. Sonuna kadar. Ayrıca Berkay var. Yani onun ikinci annesi sayılırsın sen. Berkay, sen, ben. Önümüzde güzel bir gelecek var. Bunları tutunabilir miyiz lütfen? Tamam, kapatabilir miyiz konuyu lütfen? Tamam, kusura bakma. Haklısın. Tuncay, bak ben senin iyi niyetinin farkındayım. Tamam mı? Ama bu çok bambaşka bir konu. Yani bu senin anlayabileceğin bir şey değil. Bu çok farklı bir durum. Lütfen kapatalım bu konuyu. Lütfen. Tamam, özür dilerim. Tamam. Özür dilerim. Otel bakıyorum ben de. Babamı götüreceğiz ya. Erhan'ı aramam lazım. Erhan'ı aramana gerek var mı ya şu anda? Ha? Zaten yarım saat buradayız yani. Daha sonra arasan olmaz mı Erhan'ı? Bir an önce kesinleştirmek istiyorum Tuncay. Babam çok heveslendi. Ayarlamazsak çok üzülür. Peki, tamam. Efendim Elif? Erhan, ben birkaç tane otel buldum. Sana yollasam sen de bir bakabilir misin? Yolla yolla tabii.
Tamam, çok fazla zamanımız kalmadı. Şimdi babama yarın da gidemiyoruz dersem üzülür çok. Yok yok, sen tasalanma ya, merak etme. Bugün ayarlarız rezervasyonu. Merak etme yani, hallederim. Teşekkür ederim. Hallettin mi? Hallettim. İyi ki sor. Sen git Tuncay. Ben birazcık yürümek istiyorum. Yürüyeceksin. Tamam. Beraber yürüyelim. Biraz kafamız dağılır. Ha? Tuncay, ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Bak, lütfen böyle davranma. Lütfen. Tamam Elif, ben nasıl davranıyorum sana? Ben yanında olmak istiyorum senin ya. Yardımcı olmak istiyorum. Başka bir amacım yok ki benim. Tamam, yapma işte şunu. Yapma. Sen böyle benim üstüme titirdikçe ben unutmaya çalıştığım her şeyi tekrar hatırlıyorum. Bu senin şefkatinle düzelecek bir durum değil ki. Anlamıyorsun. Tamam, sakin olur musun? Tamam, özür dilerim. Tamam, daha dikkatli olmaya çalışacağım. Özür dilerim, tamam. Bak, ben bu yaşadıklarımı düşününce delirecek gibi oluyorum Tuncay. Hatta bazen yaşamak bile istemiyorum. Ne yapalım ya? He? Hadi gidelim, atalım kendimizi köprüden aşağı, kurtulalım, bitsin gitsin bu konu ya. Bu mu yani çözümümüz bizim? He? Böyle mi geçecek her şey Elif? Ya yeni bir sayfa açmayalım mı Elif? Geçmişi unutman lazım. Geleceğe odaklanman gerekiyor. Başka bir dayanağımız yok ki bizim. Nasıl yapacağız he? Söylesene bana. Yapamam Tuncay zaten. Yapamam. Yeni bir sayfa falan açamam. Benim o yeni sayfayı açmam için önce intikamımı almam lazım bana bunu yaşatan insanlardan. Anladın mı? Sen intikam... İntikamla bazı şeyleri çözebileceğini mi sanıyorsun ya Elif? Ha? İntikamla hiçbir şeyi çözemezsin Elif, tamam mı? Hani geçmişi geride bırakıyorduk ya biz? Yine başa mı saracağız biz Elif? Başa mı saralım? Artık istemiyorum Tuncay. Olmuyor zaten, yapamıyorum da. Olmuyor, yanımda kimseyi istemiyorum şu anda. Ben sana inandım ya. Söz verdin sen bana. Ben gittim ailemi karşısına çıkardım senin nişanlın diye. Evleneceğiz dedin sen bana. Şimdi bana yalnız kalmak istiyorum diyorsun Elif. Ha? Hala anlamıyorsun ki beni. Bu sana verdiğim sözlerle ya da bizim birlikte olmamızla falan alakalı bir durum değil Tuncay. Sen bir kadın için bir daha çocuk sahibi olamamak ne demek biliyor musun? Ben anne olamayacağım Tuncay. Benim bir evladım olmayacak. Bu nasıl bir acı sen? Bunu anlayamıyorsun ki. Ben anlıyorum seni. Ben anlamaya çalışıyorum. Ama benim elimden gelen bu kadar. Sen yaşadıklarını nasıl unutacaksın? Hı? Var mı bir fikrin? Ne dersen de Tuncay. Ben o Sibel'den intikamımı alacağım. Senin ne işin var burada sabah sabah? Günaydın. Elimde olsa daha erken gelirdim de biliyorum uyanmayacağını. Vallahi ben dayanamıyorum artık ya Sibel. Gerçekten dayanamıyorum ben. Neye dayanamıyorsun? Neye mi dayanamıyorum? Her şeyden bir haber değilmişsin gibi davranıyorsun ya. Sanki bu hikayenin içinde bambaşka bir karaktermişsin gibi. Neye dayanamayacağım? Sibel Eren oyununa işte. Bu oyunu günlerdir oynuyorlar zaten. Ne oldu da bugün tutuşmaya karar verdin? Ya bu oyundan sonra Elif'in dengesi iyice dağıldı. Tamam mı? Yani ben anlayamıyorum onu. Ya bir adım atmaya çalışıyorum, iki adım geri kaçıyor. Böyle tuhaf tuhaf uzak durayım diyorum. Kaybedeceğim diye korkuyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum ben ya.
Tuncay bak, en başından beri belli zaten bu kız senin... Yani... Senin istediğin gibi sevmeyecek seni. Bunu artık kafana koy. Kendini yıpratmayı bırak. Sağ ol ya Sibel. Gerçekten ağzından mükemmel cümleler çıkıyor. Teşekkür ederim. Senin nasıl Erhan'la durumlar? Biz de gerilip duruyoruz işte. Böyle tam mutluyuz diyorum. Yine Elif ortaya çıkıyor. Yani mutsuzluk yaratacak herhangi bir şey buluyor. Aa, yeter hadi kalk gidelim ya şuraya. Nereye gidiyoruz? E nereye olacak, otele gidelim işte. Hayır, ben bir yere gitmiyorum. Nerede kaldıklarını bile bilmiyoruz. Ya ben biliyorum nerede kaldıklarını. Şirketten yapmış rezervasyonu Erhan. Buldum ben her şeyi. Her şey var bende. Merak etme. Hadi, hadi. Abi sen delirdin mi? Delirdim Sibel, evet delirdim. Bence hepimiz delirdik zaten. Komple biz deliyiz büyük ihtimalle hepimiz. Ailecek. Ben anlamadım gitti ya. Vallahi bak dayanamıyorum. Hadi kalk, hadi, hadi, hadi. Oyalanıyorsun ama hadi. Hayır, ben hiçbir yere gitmiyorum. Gerçekten gitmiyorum. Gittiğimizde ne diyeceğiz onlara? Ya bir gidelim bakalım, en azından içimiz rahatlar Sibel ya. Niye böyle davranıyorsun sen? Hadi Sibel. Ben hazırlanacağım ama şirkete gideceğiz, kusura bakma. Sibel, bu halde şirkete gidemeyiz. Şu kadarcık aklımız kaldı ya bu hikayeden sebep. Hadi çabuk hazırlan hadi. Hadi ver şu kahveyi bana. Bir yere gitmiyorum ya. Sibel'cim hadi hazırlanır mısın? Çabuk basacağız, gideceğiz, bulacağız onları hadi. Hadi hayatım. Ne haber Arda? Günaydın. Günaydın. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen? İyiyim. Var mı ablanlardan bir haber? Ulaşabildin mi? Çok merak ediyorsan arayıp sorsaydın. Aa, arayamazsın ama. Yalan dolanınız ortaya çıkar ararsın, değil mi? Ya aradım da. Ulaşamadım, meşguller herhalde. Tuncay abi, kızıyorum falan ama anlıyorum seni, biliyor musun? Sen gerçekten seviyorsun ablanı. Ama dikkat et, üzülen sen olma. Daha ne kadar üzüleceğim ya. Ceket yakışmış. Yani ben uyarayım da seni. Erhan abi ne kadar başkasıyla evli olsa da ablamla aralarında kopmayacak bir bağ var. Yazık etme kendine. Senin evliyken, senden uzaktayken, aranızda mesafe varken uzaklaşabildin mi? Senden uzaklaşamadın. Bizim hikayemiz başka, sizinki bambaşka. Ya aynı, bütün hikaye aynı. Burası durmuyor. Boş ver. Bak açmıyor telefonu, açmıyor. Ben delireceğim. İnsan... Ya bir geldim der insan ya. Korkuluk muyuz ya biz? Bir geldim der insan be. Ay Tuncay, bir sus artık ya. Sen böyle yaptıkça ben de geriliyorum. Senin bu rahatlığın da beni geriyor Sibel'cim. Kusura bakma. İyice saçmaladın artık ha. Hayret bir şey ya. Çocuk gibisin. Bırakalım işi gücü, basalım gidelim, bunları basalım ya. Bak bunlar yıllarca nişanlı kaldılar. Benim aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ben nefes alamıyorum artık ha. Aklına kötü kötü şeyler gelmesin. Biz, sen niye benim arabamla geldin? Ne var işte, tek arabayla gidiyoruz. Ne gerek var iki arabayla gitmeye? Hayret bir şeysin. Böyle devam edersen yolun ortasında bırakıp giderim seni ama. Tamam, susuyorum tamam ya. Şirkete gitmiyorsun değil mi? Şirkete gidiyoruz. Gitmiyoruz şirkete Sibel. Konum atacağım sana. Şuradan açayım ben. Yeter be. Efendim Tuncay. Bana bak, Erhan'ı aradın mı sen? Ha? En son ne zaman konuştun Erhan'la? Gündüz. Öyle mi? Peki tamam. Niye, Elif seni aramadı mı? Aramadı. Bin tane mesaj gönderdim. Geri dönmedi. Telefonlarını açmıyor. Erhan'ı bir arasana ya. Tamam tamam, ben ararım şimdi. Ya biliyordum ben böyle olacağını. İnat ettin yani. Gidecektik oraya iki dakikada. Ne olacak ki sanki? Tamam Tuncay, yeter. Tamam, arayacağım şimdi. Allah Allah, ne oldu bu telefonu şimdi ya? Biraz önce iyiydi. Vallahi ben de anlamadım. Arda ile konuşurken öyle bir anda kesildi. Neyse, bakarım ben olacağına ya. Yalnız biz içki söylememiştik. Bırak oğlum, bırak, ben söyledim. Baba, babacığım, sağlığın için iyi olmayabilir ki içmesek. Doktor söylemiş, doktor söylemiş. Madem doktorun her dediğini yapıyorsunuz, o zaman beni niye strese sokuyorsunuz ha? Hadi bakalım, şurada kızımla, damadımla bir şey içeceğim ya. Ona bak, az önce damadım falan dedim ama oğlumsun sen benim ya. Şimdi de çekmeye başladı. Anlamadım ben nasıl bir şey bu. Arda mı arıyor? Ver konuşayım bir.
Yok babacığım, Sevinç arıyor. Ben iki dakika bir konuşup geleyim hemen. Efendim Sibel? Hah Elif, Erhan'ın telefonu kapalı sanırım. Erhan'ı bir verir misin? Veremem şu an. Müsait değil. Ayrıca müsait olsaydı seni arardı. Demek ki seninle konuşmak istemiyor, değil mi? Elif ver şu telefonu hemen. Ne oldu? Güvenmiyor musun yoksa kocana? Şüpheleniyor musun ondan? Tekrar bana döner diye korkuyor musun? Elif, Erhan sana dönmeyecek. Göreceğiz. Kahretsin ya. Ha Tuncay, ben hazırlanıp geliyorum. Sen de hazırlan, orada konuşuruz. Ben bu oyunu bozarım. Dur bir dakika ya, dur. Ya Elif'in telefonla nasıl konuştuğunu duymadın sen. Ya Elif yapmaz öyle şeyler. Ayrıca senin fikrini değiştiren ne oldu? Ben sana gidelim dedim, gitmedin sen. O şu an Erhan'ı ayartmak için elinden geleni yapıyordur. Ya Elif seni kıskandırmak için yapmış, başarmış da zaten. Ayrıca Burhan Baba var yanlarında. Ay onu daha önce durdurdu sanki. Sen Elif'i tanımıyorsun. Ya Erhan sana aşık. Görmüyor musun adamı? Pervane oldu. Yapmaz öyle şey. Ben Timur'u Almanya'ya yolladım. Ya neredeyse kovuyordum. Niye biliyor musun? Çünkü hem Begüm'le hem Seval'le flört ettiği için. Begüm'le? Begüm'le. Aa bak bunu bilmiyordum. Senin de geçmişin belli. Babamızın yaptığı bir başyapıt zaten. Oh. İyi de şimdi sen bu anlattın bunları bana ama Erhan'la ne ilgisi var bunların? Erhan'ın sizden bir farkı yok, onu demeye çalışıyorum. Ya umarım yanılıyorsundur. Yani inşallah yanılıyorsundur Sibel. Yanılıyorsundur, değil mi? Öyle bir şey. Hadi gel, tam sakinlemişsindir sen biraz, hadi gel. Ama yavaş kullanacaksın arabayı, bak. Elif ne yapıyorsun? Ne oluyor? Her şey Burhan Bey içindi değil mi? Sibel? Kocam ne kadar iyi niyetli olsa da senin ne kadar güvenilmez biri olduğunu yine anlamış olduk. Elif sana inanamıyorum ya. Sen aynısını yapmadın mı? Antalya'da. Elif sen anlamadın herhalde hiç. Bizi ayıran Antalya değil, bizi ayıran sendin ya, senin yaptıkların da. Bizim Antalya'da Sibel'le aramızda hiçbir şey geçmedi. Sana bunu daha önce de söyledim ama... Beni suçlayıp duruyorsun ama ne yaptıysan kendine yaptın. Böyle mi avutuyorsun kendini? Böyle mi rahatlatıyorsun sen vicdanını? Bak dayanamadın, kocanın peşinden buralara kadar geldin. Ben sizi Antalya'da o otel odasında yalnız başınıza bırakmak zorunda kaldım. Erhan. Sen o aileyle mutlu olamazsın. Sen onlar gibi değilsin. Elif ben sana gerçekten inanamıyorum ya. Tuncay senden çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Sen hep benim yanımda olduğun bu zamana kadar biliyorum. Ama yapamıyorum, yapamıyorum. Olmuyor, yapamıyorum. Erhan. Son kez. Ne olur son kez düşün. Yalvarıyorum sana. Bak biz bir aileyiz. Elif benim ailem Sibel. Ben Sibel'e aşığım. Bunu kabullenmek zorundasın. Hadi artık gidelim oradan. Babam? Babama ne diyeceğiz peki? Ya bu oyuna gerçekten devam etmeyeceksin değil mi? Ben artık yeter. Ben kendim gidip söyleyeceğim yeter. Sibel, Burhan Baba her şeyi biliyor. Ne? Nasıl yani? Nereden biliyor? Ne oldu oğlum? Neden sustun yani?
Söz veremiyor musun bana? Baba, o zaman benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle tabii, tabii. Ya söylesene, korkutma beni hadi. Yok baba, esas ben korkuyorum ya senden. Yani söyleyeceklerimi kaldırabilir misin diye korkuyorum. Bak ama şimdi hakikaten söylemezsen yani kaldırmayacak bu vücut ha. Tamam. Baba biz aslında Elif'le birlikte değiliz. Sana söyleyemedik baba bunu çünkü ameliyattan çıkmıştın, doktorunla görüşüyorduk. Doktor dedi ki stres yapmasın hiçbir şeyi, sakın dedi sinir yapmasın. Biz de o yüzden sana saklamak zorunda kaldık, söyleyemedik baba bunu. Ben Elif'le birlikte değilim. Biz de yuttururuz enayiye de diye düşündünüz değil mi? Baba olur mu öyle şey, nasıl laflar Allah aşkına, öyle değil baba. Kalk git. Kalk kalk. Hadi. Çık git. Benim senin gibi evladım. Baba ne olur yapma ya. Kalk git. Baba yapma bak, eğer sana bir şey olsaydı, biz sana söyleseydik, kalbine inseydi ne olacaktı? Kim verecekti bunun hesabını? Çık. 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 Kalk. Baba affet beni. Yani isterdim ki ben böyle olmasın hiçbir şey. Esas söylemek istediğim şey şu sana baba. Ben Sibel'le boşanmadım. Karımı çok seviyorum. Buydu sana söylemek istediğim şey. Kimseyi üzmek, kırmak istemedim baba tabii ki. Ama kalbe söz geçmiyormuş yani. Artık bu oyunu sürdürmemizin hiçbir gerekli sebebi kalmadı. İsmail. Sen niye gitmiyorsun? Gitsene sen de, bak herkes gitti benim. Yalnız bıraktılar burada. Herkes kötülükleri görüyor ama kimse neden kötü oldun diye sormuyor. Ben soruyorum Elif. Çünkü ben nedenini görüyorum, tamam? Bir yanında olmak istiyorum. Yeniye dönük yüzü eskiyi unutur gibi.